Hattımızda Beştaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsen Tekin Oktay var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Aygüncüm. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hocam dün akşam maçı izleme imkanınız oldu mu bilmiyorum. Siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Belki izlemişsiniz diye sorayım dedim. Antep Trabzonspor maçını izliyorum. Bir pozisyon oldu. Tabii Trabzonspor gol attı. VAR hemen devreye girdi. Dedim ki herhalde maçın başına kadar gidecek. Yani o gol... o pozisyonu iptal etmek için yemin ediyorum neredeyse maçın başına kadar gidecek gibiydi. Ya inanılır gibi değil ya. Hocam hakikaten şimdi Volkan Bayarslan golü verdi. Ama tabii VAR Erkan Engin pozisyonu ne yapalım ne ederim nasıl iptal ederim diye kimse kusura bakmasın. Resmen aradı taradı en sonunda bir pozisyon buldu o pozisyonun başlangıcını vurdu. Yok efendim kolunu kafaya vurdu o öyle oldu bu oldu golü iptal etti. Hocam hakemler çok fazla maçların önüne geçmeye ve maçlarda çok enteresan kararlar alarak takımları biraz da böyle yıkmaya gidiyor gibi görüntü var. Neler söylersin? Oradan başlayayım isterseniz hocam. Maçı izleme imkanınız buldunuz mu? Onu da sormak istiyorum size. Oldu buyurun. Oldu Ergin'cim oldu. Oldu mu? Oldu oldu. Çok hakikaten çok enteresan bir şey. Çok da güzel yorumladın. Nereye kadar gidecek diye. Hakikaten yani başlama vuruşuna kadar gidecekti oraya yakalamasaydı. Fakat sana şunu söyleyeyim Aygün, daha önceki yıllarda hakemler kuralları uyguluyorlardı ama futboldan anlamıyorlardı. Yani arada bu yıl daha enteresan bir şey oldu. Hakemler kuralları da bilmiyor, futboldan da anlamıyorlar. Evet, bu sefer daha kötü. Bu yani farklı bir seviyeye ulaştı. Şimdi hakemlerin hakikaten geçen yıllardaki en büyük sorunu kuralları uygulamak bir şey değil ama futboldan anlamanız lazım o kuralı uygulamanız için. Şimdi dünkü maça da baktığınız zaman top Trabzonsporlu futbolcunun ayağında çalım atıyor. Rakibi ona faul yapmak istiyor. Topla hiç alakası yok. Bir metre de gitmiş. Hani, hı hı. Hani derler ya çalım attığı zaman işte bakkala gitti. İşte şuraya bakkala gönderdim falan. Derler. Hı. Tabii. Futbolcu neredeyse taca çıkacak. Adam ondan kurtulmak istiyor. Top önünde. Topla oynayan Trabzonsporlu oyuncu ve inanılmaz bir şekilde faul yapmak isteyen, topa hiç dokunmayan, topu es geçen, taca kadar çıkmak üzere olan bir futbolcudan kurtulmak isteyen adama faul verdi. Yani şimdi futboldan anlamıyorsunuz ama kurala baktığınız zaman orada faul de yok ki. Evet. Ya enteresan, bu hakikaten çok ilginç. Bu hakemleri seninle ara ara çok konuşuyoruz. MHK Başkanı'ndan işte Türkiye Futbol Federasyonu'na hakemlere kadar bu işi artık sıkıntılı bir boyuta geldi. Yani VAR masasında bir de şu var. Aygüncüm. Dinliyorum hocam, dinliyorum. Bu oyun içindeki kararı masa değiştiriyor dikkat edersen. Artık kararlar masada veriliyor, VAR'da veriliyor. Yani VAR'a sürekli hakem çağrılıyor. Ve orada bir fotoğrafı alıyorlar, bir kesit alıyorlar, onu ön planı çıkartıyorlar. İşte bak diyorlar, burada ayağını vurdu, burada tuttu, burada eli çarptı suratına. Ve hakemleri, acemi olan hakemleri, futbol oynamamış, sadece futbol sempatizanı olan veya işte düşüyor bu şekilde biraz FIFA menajer oynamış falan bilgisayarda kişileri hakem yapıyorlar, gencecik çocukları ve VAR masasından da yönetiyorlar. Hatırlarsan seninle konuşurken dedik ki mesela niye VAR masasındaki yabancı hakem uygulamasını gelir gelmez bu federasyon kaldırdı dedi. Şimdi masa tamamen maçı yönetmeye başladı. VAR masasına çağırıyorlar. Bu kadar çok çağrılması da enteresan. Hı hı. Hakemin çünkü oyun alanındaki bir faulün şiddetini hakem onu yakın görüyor. Oynatması lazım değil mi? Ya yani hakeme bırakması lazım. Geliyorlar Photoshop'a bilgisayardaki bir görüntünün dondurulmasına getiriyorlar hakemi. Orayı buluyorlar 10 kere 12 kere çeviriyorlar ve al işte faul diyorlar. Hakem de onu uyguluyor. Bu mesela konuşmaların da yayınlanması lazım. Özellikle şeyler değil mi hocam? Özellikle hani bu fare çağırma pozisyonları değil, çağırmayan hani bizim dediğimiz diyoruz ya bu niye oldu falan filan dediğimiz pozisyonlardaki konuşmalar da benim beklediğim konuşmalar onlar aslında hocam. Ne demek istiyorsun? Aydıncım hepsinin yayınlanması lazım. Çağırdığı ve çağırmadığı pozisyonlar. Neticede bu aynı zamanda bilimde böyle gelişmiyor mu? Tartışılarak gelişiyor. Yani bu söylemler tartışmaya açılacak, uygulama öğreti niteliğine gelecek.
hata varsa hatalar düzeltilmesi açısından emsal olacak. Yani bunları gizlemenin kime ne faydası var? Hocam şu da olabilir mi? Çok fazla VAR'a gidiyor ya hakemler. Topu biraz da üzerlerinden atıp VAR'ı riske sokmuyorlar mı? Ya ne yapayım, bu kararı o verdirdi falan diyerek böyle. Çünkü artık hakemlerde bir güvensizlik başladı. Kendilerine şimdi güvenemiyorlar ve artık biraz da demoralize oldular tahmin ediyorum. O yüzden de bakın hocam, son 5-6 haftadır bütün kararları VAR veriyor. Hakemler vermiyor. Evet. Maalesef yeni gelen federasyonun VAR masasındaki uygulamayı değiştirerek, yabancı hakemleri ülkesine göndererek o uygulamayı, oraya istediği gibi kişileri atama yaparak hakemlerin şu anda VAR masası yönetmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiyor. Kaldı ki gelen Futbol Federasyonu Başkanı gelir gelmez dikkat edersen dedi ki, ben dedi hakemlere söylediğim konulardan bir tanesi şunu söyleyeceğim dedi. Trabzonspor ile Diyarbakırspor maç yaparsa, bir takdir hakkın varsa onu Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın dedi. Şimdi hakemlere takdir yetkisi vermeye başladı. VAR masası çıktıktan sonra takdir. Dün akşam öyle mi oldu o zaman hocam? Dün akşam öyle mi oldu? Trabzon Antep maçında takdir hakkı Antep'ten kullanılmış oldu o zaman da. Tabii öyle oldu. Şimdi Trabzonlu diye etrafa şirin gözüküp biraz o koltuğu sağlamlaştırıp sonra istediği gibi kararları verebilir. Önce gücü alması lazım koltuğa oturanların. Yani bunu ben mevcut federasyon başkanı için söylemiyorum. Bütün yönetimlerde böyledir. Ülkelerde de böyledir. İşte siyasette de böyledir. Önce yerleşirler koltuğa, ondan sonra gücü alırlar. Sonra genişlemeye başlarlar. Dolayısıyla bu şimdi Trabzonspor nasıl mesela buna sessiz kalacak, onu izlemek lazım. Merak ediyorum. Trabzonspor sessiz kalmadı hocam. Dün akşam sert açıklama yaptı kulüp. Haklılar. Türk futbolunun içinde bulunduğu çürümüşlüğün ve keyfi yönetimin en bariz tezahürüdür. Hakem Volkan Bayarslan'ın futbolcumuz Simon Banze'nin net golünü VAR kararı iptal etmesi kelimenin tam anlamıyla skandal ve futbolun ruhuna ihanettir diye açıklaması var Trabzonspor'un. Haklılar Aygün, şimdi hepimiz top oynadık. Top Trabzonsporlu futbolcunun ayağında. Adam foul aldı. Evet ya. Yani şaka gibi yani. Kamera şakası gibi. Adam öbüründe hiç top yok. Topu da geçmiş. Çalımı da yemiş. Topla oynayan, topu oyuna sokmak isteyen kişi foul aldı. Foul verdiler aleyhine. Yani ben uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar geriye gidildiğini gördüm golün iptal edilmesi için hocam. Evet, ama senin dediğin gibi orada bulamasalar başlama vuruşuna kadar gidecek. Gidebilirdi hocam. Vallahi çok kötü Aygün ya. Vallahi yerdim. Yani güzel bir şey konuşamıyoruz. Hep konuşmak istediğim şeyler olmasını beklerim, isterim. Ama hakikaten çok enteresan şeyler oluyor. Hocam tabii biraz da Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Sayın Hasan Arat'ın bir açıklamaları vardı. Bu maalesef her şey çok ucuz bir şekilde verilmiş tarzı, böyle kıyak çeçilmiş tarzı, zarara kulüp büyük zarara uğratılmış tarzı açıklamaları vardı. Ki siz hatta Beşiktaş'ın mallarına çökülmeye çalışıldığını falan filan söyledi Sayın Hasan Arat, ki aslında siz zaten yıllardır bunun mücadelesini veriyorsunuz. Yani anlamında. Söylediği şeylere yabancı değilim, bahsettiği şeylere. O belki yeni tanışıyor ya da zamanı geldiğinde sustu, şimdi vazifesi icabı sorumluluk almak istediği konular ya da başka şeyler var, bilmiyorum. Ama realite şu, yani doğru. Bahsettiği yerlerden bir tanesi Fulya, biliyorsun. Evet. Bizim Fulya davası. Devlet gelsin bizim mallarımızı geri versin. Onu sen yapacaktın. Geldin 11. ayda göreve geldin. İşte hileli taktim dendi. Bir de eline bir belge buldun. Dedin ki gizli protokolle Fulya'daki 95 milyon dolarlık haklarımızı uçurmuşlar havaya dedin. Bunu elini sallaya sallaya gösterdi gizli protokolü. 11. aydı. 6 ay bunun şikayet için geçerlilik süresi var.
11. ayda öğrendiğini ne zaman şikayet etmen lazım? Mayıs, Haziran'da değil mi? Evet. Dolayısıyla Haziran geçti. Şimdi şikayet ettik diyor. Ben de sosyal medyadan kendilerine sordum. Cevap vermediler. Bunun süresi içinde mi şikayet ettiniz dedim. Çünkü genellikle bu tip şikayetler ve davalarda bir süreleri, usulden süreleri var. Mesela bakın bir örnek vereyim size. Daha önce Fikret Orman döneminde Umut Güner vardı yönetici. Yine Hasan Arat'ın çok yakın dostu Sami Kılıçoğlu vasıtasıyla bu, Umut Güner Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edildi. Sahte lisansı olduğuna voleybol federasyonundan sorgulandı. Voleybolcu değil. Dolayısıyla voleybolcu statüsünde bu kongre üyesi yapılmış. Fikret Orman'la birlikte usulsüz bir yönetimin içinde olmuştur diye. Bu şikayet yapıldıktan sonra bu şeyin de Umut Güner'in de avukatı Rezan Epözdemir'di yanılmıyorsam, Galatasaraylı olan aktif bir avukat. Rezan Epözdemir hocam, evet. Doğrudur. O da şöyle savunma yaptı bildiğim kadarıyla. Dedi ki bu şikayet dedi süresi içinde yapılmamış, hak düşürücü bir sürede yapılmıştır. O Umut Güner'in şikayeti Hasan Arat'ın yakın dostu Sami Kılıçoğlu tarafından yapılan şikayet zaman aşımından dolayı düştü. Umut Güner'e herhangi bir şey gelmedi. Şimdi bu böyledir. Hak düşürücü bir süre vardır. Buradan sonra yapılacak şikayetlerin bir kıymeti, harbiyesi yoktur. Sadece tribünlere oynarsın. Aman işte ne diye şu adam falan Beşiktaş'ın hakkını arıyor falan dersin. Dolayısıyla şimdi bu Fulya davası hikayesi bu. Onun dışında çökmüşler dediği bir de anlattığı Akatlar'da bir spor testi var biliyorsun. Evet. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksini de içine alan kulüp. Oranın şunu söylemiş hocam. Akatlar'da alınması gereken kira 7 milyon, evet, TL ama 90 bin TL anlaşma yapılmış diye bir şey söylemiş. Buyurun sayın. Evet. Hocam. Şimdi orası çok kritik. Çok kritik. Biz yıllar önce sevgili Barış Ertür'le birlikte bu futbol sahalarının, spor alanlarının çocukların elinden alınmamasına esnada çok uğraştık. Sevgili Barış'la birlikte belki yaptığımız en kutsal görevlerden bir tanesiydi. Ve o sayede yargılandık Ortaköy futbol sahasıyla alakalı. Sonunda kazandık. Hatta bizim yargılanmamıza sebep olan dönemin belediye başkanı İsmail Ünal tazminata biz aleyhimize, yani bizim lehimize hükmeden bir karar da verildi. Dolayısıyla o tarihlerde Aygüncüm Küçükçekmece'ye gittik biz. Küçükçekmece'deki Aziz Yeniay vardı belediye başkanı. Hı hı. Orada da futbol sahası uçurulacaktı. O zaman spor kulüplerinin yaklaşık bir 70-80 amatör spor kulüp başkanı ile birlikte toplandık. Onların dertlerini dinledik. Sonra radyoda onların dertlerini o spor alanında uçacağını duyurunca Aziz Yeniay bizim programa geldi Radyo Spor'a. Bu bahsettiğim 15 yıl önceden falan bahsediyor. Evet, çok eski, doğru. Dolayısıyla o zaman Küçükçekmece Belediye Başkanı'yken bize teşekkür etti. Dedi ki sizin yayınlarınız sayesinde gerçeği öğrendim. Barış'a teşekkür etti. Programa teşekkür etti. Radyo Spor'a teşekkür etti. Dedi ki ben o sahayı imara açtırmayacağım. Altına dükkanlar yaptıracağım. Üstünde futbol sahası kalacak dedi. Ve o futbol sahasını orada tuttuk. Yani Radyo Spor vasıtasıyla, sevgili Barış vasıtasıyla, senin arkadaşlarının vasıtasıyla, ekibiniz vasıtasıyla bir futbol sahasını orada tutma başarısını gösterdik. Şimdi peki o tarihlerde bizim konuştuğumuz zamanlarda burası biliyorum burayı, aynı alandı. Hı hı. Beşiktaş Belediyesi'ne ait Hasan Arat'ın söylediği yer 2007 yılında buranın spor alanı, hani 70 bin lira kira veriyorlar ucuz dediği yeri de o zaman Beşiktaş yönetimi, Yıldırım Demirören yönetimi, ikinci başkan Murat Aksu vardı. Sessiz sedası Asaş gruba verildi. Asaş gruba verilmesini o zaman Beşiktaş'ın haber siteleri vardı. Kartal Haber ve benzeri işte futbolistan siteleri gibi. Bunlar haber yaptı. Hiç unutmuyorum çünkü devamlı amatör sporları takip ediyorlardı. Dediler ki Asaş Grup, Saffet Çerçi buranın sahibidir Asaş Grubu'nun. Bu da Murat Aksu'nun gizli ortağı iddia ediliyor. Murat Aksu'ya jest olsun diye Fikret Orman da 20 yıllığına kiraladı dediler. Bu ilk olarak Yıldırım Demirören zamanında başlayan konuya. Daha sonra da Fikret Orman bunu legalleştirdi dediler. Şimdi bu o zamanki çıkan haberlerdi benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi
Murat Aksu hali hazırda Hasan Arat'ın Olimpiyat Komitesi'nden, Paralimpik Olimpiyat Komitesi'nde birlikte çalıştığı eski Beşiktaşlı yönetici, değil mi? Evet. Dolayısıyla şimdi bu buraya çöktüler vesaire deyişiyle Murat Aksu'nun da yakın dostuna verilmiş olan 70 bin TL'lik kiralık yere karşı bir aykırı hareket mi yapıyor? Yoksa buranın belirli bir şekilde spor alanından çıkartılıp imara açılmasına bilerek veya bilmeyerek bir yol mu açıyor? Şimdi burası kritik bir konu. Şimdi neticede oranın zemini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Üstüne spor alanı olarak bizim mahkemelik olduğumuz belki de Beşiktaş ilçesine en büyük hayrı olan İsmail Ünal'ın orayı spor alanı olarak üst tarafını Beşiktaş'ın kullanımına verdirdiği bir operasyon oldu orada. İsmail Ünal en son ayrılırken belediye başkanlığından. Dolayısıyla kritik bir konu. Altı zemin Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu biliyorum. Üstündeki kullanım hakkı da Beşiktaş'ın spor alanı olarak kullanılıyor. Şimdi burası aynı bunu Fulya'da da çok yapmak istediler. Eğer bir spor alanını siz spor kulübü ve spor alanından terk ederseniz o yer spor alanının dışında kullanılmaya başlar. Yani imara açılır. Doğru. Dolayısıyla şimdi burada hassas olan konulardan bir tanesi orasının 70 bin kira alınıp alınmaması vesairesinden çıkacağız şu anda. Nedir en önemli şey? Beşiktaş bir kere Beşiktaş ilçesinin bir insan kaynağı var, sporcu kaynağı var, değil mi? Evet. Bizim yıllardır dövüş ettiğimiz, kavga ettiğimiz yer. Burada çocuklara spor alanları verin, spor sahaları verin. Mesela bak, şimdi Beşiktaş'taki Akatlar ilçesi yaklaşık 30 bin ila 40 bin konut var orada. Yani seçmen adedinden baktığınızda en büyük konut sahibi o. Orada bir at merkezini, orada eskiden bir futbol sahası vardı. Alışveriş merkezi oldu. Alışveriş oldu orası. Daha sonra Akatlar Spor, yine sevgili Barış'la o dönem bizim uğraştığımız zaman sahalar gitmesin diye bir Akatlar Spor'umuz vardı. Akatlar Spor'un sahasını o zaman çökmeye kalktı rantçılar. Ve biz epey uğraştık. Şimdi hala orada Akatlar Spor'un bir halı sahası var. Yine aynı hikaye devam ediyor. İşte elektriğini kesiyorlar, suyunu kesiyorlar. Yanında bir mesela inşaat diye bir 216 dönümlük, 1200 konutluk bir yer var. Benim oturduğum ilçe olduğu için biliyorum. Spor alanlarını çok iyi takip ediyorum. Spor alanının imara açılmasından da rahatsızım. Bu 20 yıldır, 25 yıldır bizim konumuz. Dolayısıyla burada yeni bir mesela yeni yapılan inşaatın yanındaki bir halı sahayı içine almak istiyorlar. Hortumlamak istiyorlar. Kim bilemem kimler yapmak istiyor. İnşaat sahibi mi, belediye mi, rant mı neyse de bir popülasyon bunu yapmak istiyor. 1200 konut yeni yapacaklar mesela. Aile başı 2 çocuk olsa hani Cumhurbaşkanı 3 çocuk yapın diyor. Biz 2 çocuk diyelim. 2400 çocuk yapar. 2400 çocuğun yanındaki bir spor alanını inşaatın içine katıp belki de özel bir spor salonu yapacaklar. Ona da işte yılda 9-10 bin dolar verip spor yaptırmaya çalışacaklar. Dolayısıyla bu ilçede şimdi bu konuyu bağlayacağım. Bu ilçenin imara açılmama konusunda Hasan Arat'ın da Beşiktaş Kulübü'nün de kongre üyelerinde çok dikkatli olması lazım. Neden? Çünkü o sahalarda oynayan çocuklar Beşiktaş profesyonel takımının altyapısına futbolcu olarak yetişiyorlar. O sahaları biz bypasslarsak biz artık altyapıdan yetiştirecek futbolcu kaynağını Portekiz'den ithal etmeye başlarız. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Evet, ters köşe devam ediyor hattımızda. Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Yürsel Tekin Oktay var. Hocam aslında baktığımız zaman Beşiktaş'ın çok değerli arazileri maalesef iyi kullanılamadığından dolayı kulübe büyük olarak zarar getirmiş vaziyette. Aslında normalde Beşiktaş'ın şu anda belki de özellikle o Akatlar projesi başta olmak üzere o birçok tesis anlamında Beşiktaş'ın belki de bugün finansal anlamda çok güçlü olabileceği noktalara gelebilecek tesisler aslında. Yer anlamında, arazi anlamında, konum anlamında. Şimdi şeyi tabii dikkat etmek lazım. Tesisleri öncelikle spor amaçlı kullanmak lazım. Spor amaçlı kullanıp çünkü Beşiktaş'ın asıl kaynağı, asıl ticareti spordan geliyor. Nedir? Özellikle futbol, değil mi? Evet, futbol. Futbol profesyonel ve dünyanın artık şu andaki en yüksek izlenme birimi maliyetine baktığın zaman ya da reyting maliyetine baktığın zaman en yüksek maliyet getirisi olan veya karlılık getirisi olan branşlarından bir tanesi, sektörlerinden bir tanesi. Şimdi siz sporla ilgili insana yatırım yapacaksınız, gençlere yatırım yapacaksınız.
gençleri ve sporcuları, mesela amatör sporlar var. Olimpiyat sporcusu yetiştiriyorsunuz. Hı hı. Ne oluyor? Sizin markanızı uluslararası yayıyor ve kulübün markalaşmasına, kulübün markasının ön planına çıkmasına yardımcı oluyor ayrıca. Dolayısıyla amatör sporların da mesela işte basketbol takımı Real Madrid. İşte basketbolda var olduğu için Real Madrid var. Yoksa sadece futbolla Real Madrid olamaz. Doğru. Dolayısıyla amatör ve profesyonel demeden insana yatırım yapıp hem markanız hem de profesyonel dallardan karlılık üreteceğiniz bir insan fabrikası kurmanız lazım. Dolayısıyla öncelikle mesela şimdi diyorlar ki senin az önce dediğinle ilgili mesela divanda Hasan Arat işte Ankara'da bir elektrik enerjisi santrali kuracağız mahallinde bir şeyleri, bir de İzmir'de güneş enerjisi mealinde yine orada bir santral kuracağız gibi bir şey dedi, arazi aldık. Evet. Şimdi mesela Beşiktaş enerji şirketi değil, enerji yatırımları yapan bir şirket değil. Siz oraya örneğin İzmir'de güneş panelleri koyacaksınız araziye. Hı hı. 3-5 milyon dolar onların maliyeti yüksek, para harcayacaksınız. O zaman bu çok karlı ise siz yapın kendiniz atanarak oradaki İzmir Derneği'nin başkanıyla şirket kursun. Beşiktaşlar Derneği Başkanı'yla o şirketi kursunlar. Eğer Beşiktaş güneş enerjileri diyorsa bize %20 kar payı versin ama parayı, sermayeyi onlar koysun. Yani Beşiktaş'ın yatırım markasının avantajlarını, sermayesini Beşiktaş'ın kullanarak ticaret yapmamaları lazım. Bunun sadece insan kaynağı üzerinden yapmalarını. İnsan yetiştirecekler, insanlar başarılı olacaklar. Hem para kazanacaklar hem markanızı onurla, gururla temsil edecekler. Dolayısıyla şimdi bu işler hani öz kaynakları var gibi söylüyorsun ya, Beşiktaş'ın çok değerli imkanları var. Bu imkanlar Beşiktaş'ın kasasından para çıkacak, sermaye koyacak, öz varlıklarını koyacak şekilde ticaret olmaması lazım. Başkaları sermaye koysun, bizim kasamızdan 1 lira para harcanmasın. 123 dönüm değil mi hocam orası? Ben öyle hatırlıyorum çünkü. Hangisi? O Akatlar mı? Yok yok, şey enerji şeyinin kurulacağı dönüm. Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü. O haberi de bulmaya çalışıyorum çünkü. Onun maliyetine ben kaç dönüm olduğunu takip edemedim. Ama ilk aklıma gelen ona bir para harcanacak. Güneş panelleri çünkü yüksek paralar. Çok pahalı. Çok yüksek bedel. Parayı harcayacaksın, 20 yıl sonra kar edeceksin. Yapın, siz yapın. Dernek başkanıyla birlikte Hasan Bey'in işte Kodoman arkadaşları var biliyorsun, banka sahibi, işte inşaat sahibi, beraber şirket kurun, oraya da Beşiktaş Enerji bilmem vesairesi deyin, şirketi deyin, Beşiktaş Enerji dağıtıyor deyin, bizim ismimizi kullandığınız için %20 şirketinizden kar payı verin. Yani bizim sermayemizle bunları yapmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla siz Beşiktaş'ın futbol şubesini 28 futbolcuyu bedava verdiler dedik ya, hani evet. Yani sohbet ettik. 28 futbolcudan para kazanın, milletin 100-120 130-200 milyon eurolara mal ettiği takımı, iyi bir takımı, maç kazanan takımı 30-40 milyon eurolara kurun. Bu mümkündür. Doğru adamları aldığınız, koyduğunuz zaman işte o adamlarla maç kazanmaya başlarsınız, kupalar kazanırsınız. Doğru. Siz bu işleri yapın. Doğru. Hocam çok kısa bir reklam aramız var. Araya gidelim. Aradan sonra aslında Türkiye sizden öğrendi bunu. Emrecan Uzunhan hikayesini. Sayın Başkan da bununla ilgili konuştu. Onu da size soracağım. Çok kısa bir aradan sonra Hürsel Tekin Oktay'la sohbetimiz devam edecek. Evet, ters köşe devam ediyor hattımızda. Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi sevgili Hürsel Tekin Oktay var. Hocam Emrecan Uzunhan ismini ben sizden duymuştum. Hatta demiştiniz ki Beşiktaş'ta böyle bir futbolcu var falan filan diye. Başkan şöyle bir açıklama yapıyor Sayın Hasan Arat. Diyor ki Ahmet Nurçebi döneminde diyor okul takımda oynatmayacağımız adamları Beşiktaş'a milyon eurolarla getirmişler diyor. İstanbul Spor'dan genç bir futbolcu vardı diyor. İsmini bile hatırlamıyorum diyor, Emrecan Uzunhan. Futbolcu ortada yok ama 2,5 milyon euro ödediler bonservisinin %50'sine. Kendi paranızla neden ödemiyorsunuz? Beşiktaş'ın parasıyla ödüyorsunuz, böyle bir hakkınız yok. Bu isim ben sizden duymuştum hatta, gündem de oluşturmuştunuz. Neler söylersiniz bu konuya ilgili? Şimdi iki tane Emrecan'dan bahsetmiştim. Evet. Birisi buydu. Emrecan Uzunhan. Evet, Emrecan Uzun'du. Birisi buydu. Ve özellikle dedim ki %50'sine bu para deniyor. Yani ben böyle bir duyum aldım. Doğru mu değil mi demiştim.
Şimdi göreve geldikten sonra Hasan Arat bunun doğru olduğunu söylüyor. 2,5 milyon euro hocam, %50'si. %50'sine. Tabii bu futbolculara bu paraları öderken yani ederi önemli. Hiçbir zaman ben hiçbir futbolcunun yeteneğini, emeklerini göz ardı etmek istemem. Burada önemli olan üretim ve maliyet değerlerinin doğru olması. Dolayısıyla şimdi o kardeşimiz futbol oynuyor, emek veriyor, saygı duyuyorum, genç bir kardeşimiz. Ancak konu onunla alakalı değil. Ve bunun ödenen bonservis parası zaten onun cebine de girmiyor, bir kulübe giriyor. Şimdi Hasan Arat diyor ki bunu neye karşı ödediniz diyor. Şimdi bak burası ağır bir konu. Evet, bunu neye karşı ödendi diyor. Bunu neye karşı ödediniz diyor. Şimdi bunu Ahmet Nurçebi'nin çıkıp cevap vermesi lazım. Doğru. Ahmet Nurçebi cevap vermezse Spor Bakanlığı ve spor savcılarının bunu ihbar kabul edip bunu sorması lazım. Çünkü o paralar bizim milli ekonomimize, futbol ekonomisine, işte kayıt dışı ekonomiye bu şekilde ödemeler varsa yol açıyor. Yani bu Hasan Arat'ın sadece bir divan kurulu konuşmasında kalması Türk sporuna zarar verir. Dolayısıyla Ahmet Nurçebi buna cevap vermesi gerekiyor. Cevap vermezse de spor savcılarının bunu Ahmet Nurçebi'den bunu sormaları gerekiyor. Yani Beşiktaş'la alakalı bir ödeme yapılmamadığını söylüyor Hasan Bey. Doğru, oradan o anlam çıkıyor. Onun açıklamaları lazım. Demir mi aldılar, başka bir şey mi yaptılar, başka bir iş mi oldu, neye karşı bu para? Hasan Bey'in dediğini bunu altını mutlaka açıklamaları lazım. Ahmet Nurçebi katılmıyor değil mi divan toplantılarına Sayın Başkan, Eski Yok, Başkan? Yok, katılmaz. Katılmaz o. Neden? Neden katılmaz? Neden katılmaz? Şimdi bizde enteresan bir şey var. Yine geçenlerde seninle konuştuk. Her bir yönetim değiştiğinde bir önceki yönetimi bir sonra gelen kötüler ve ortaya bir linç kültürü çıkar. Ama bu gelen bence başkanların kabahati değildir. Mesela Ahmet Nurçebi'nin de değil, Hasan Arat'ın da değil. Bir Fikret Orman yapmadı. Önce geldi çünkü Fikret Orman tamamen Yıldırım Demirören'in talimatı ve işte dostluğuyla çevredeki kongre üyelerine konuşulmasıyla, yani Yıldırım'ın Demirören'e etkisi versin kongrede. Dernekler ne talimat verirlerse ve bazı kişiler var onlara ne talimat verirlerse onlar çok yoğun çalışır kongrelerde. Dolayısıyla o destekle Fikret Orman geldi. Önce dedi ki hesap soracağız dedi, güldü. Hesap sorsana dedi stadyumdaki ilk görevi alışlarında. Fakat hemen hemen Yıldırım Demirören aleyhinde konuşmadı. Konuşmasın, zaten konuşmasına gerek yok, icraat lazım. Fakat daha sonraki dönemde Ahmet Nurçebi'de ve Hasan Arat'ta bu oldu. Ama bunun kaynağı ne biliyor musun? Bunun kaynağı kongre üyesi olarak yapılan klikler ve gruplar var. Bunların her gelen yeni iktidara padişahım sen çok yaşa, işte öbür kral gitti yeni kral geldi ambiyansında bir iklim oluşturuyorlar. Bunun kaynağı bu. Dolayısıyla ben bunu belki seninle konuşmuşuzdur, bahsetmişimdir. 2012 yılında yaşadım. Biz yine 2008 yıllarında sevgili Barış Ertür'le program yaparken, Bülent Üstel, Barış Ertür o dönemlerde idra etmemeyle ilgili ben bazı söylemlerde bulunmuştum. Tarihinde verilmiş. 2007 yılının sonları. O zaman programa bağlanan, işte şimdi akil olarak konuşan bizim eski divan başkanlarımızdan Şeref Nasır dahil, o zamanın yöneticilerinden işte Nedim Bey vardı, soyadını hatırlamıyorum. Hepsi o zamanın yöneticileri. İbra etmemenin hainlik olabileceğini ve bizim bu konuşmalarımızı hainlik nitelendiren açıklamalarda bulunuyorlar. Sonra aradan 4 yıl geçti Ağacım. Bak burası çok önemli. 4 yıl geçti. Yıldırım Demirören bir anda Beşiktaş'taki görevini bıraktı. Koşa koşa Futbol Federasyonu Başkanı olmak için o koltuğa gitti. Futbol Federasyonu. O dönemde Yıldırım Demirören'in Mali Kongre'yi oylamaya sunuldu. Bir baktım ki Yıldırım Demirören aleyhine ellerin hepsi kalktı ibra edilmemesine esna. Kendisine şaşırdım, dedim ki ya bize ibra etmemek hainliktir diyenler şimdi Yıldırım gidince, önce Yıldırım oradayken herkes şakşaklıyordu. Hani en ön sıralarda artık coşkuyla şakşaklıyorlardı. Yıldırım gidince o eller ibra etmiyoruz diye kaldırdı. Yani bu tamamen enteresan bir
Hocam bu kulüplerin bazılarında yaşanıyor ama ya bunlar biliyorsun. Aha çok kötü bu. Sen kötü tabii ki. Vazifedeyken kötü bir idare varken vazifedeyken eleştireceksin onu. Doğru. Arkadan gittikten sonra linç kültürü oluşuyor toplumlarda. Olmaz. Doğru. Bu doğru bir şey değil ki. Doğru söylüyorsun. Sen o zaman uyar onu. O zaman uyardıktan sonra hatalarını engelle ki ona da faydan olsun. O zaman doğru. Yıldırım Demirören'e faydan olsun, Çebi'ye faydan olsun, Hasan Arat'a faydan olsun, camiana faydan olsun. İş kötü gittikten sonra arkadan linçe dönüyor falan. O çok kötü. Dolayısıyla Beşiktaş'taki şu anda Hasan Arat'ın da mesela eski yönetimleri kötüleyip haklı olduğu nedenler olabilir, haksız olduğu nedenler olabilir. Bilemem detaylarını ama bunların icraata dönüşmesi lazım. Eğer ki Aygün, eğer ki bir suistimal varsa bunu hukuki yönden belirlerlerse ve suistimalin karşısında bir ceza verilirse bu emsel olur. Doğru. Bak mesela şimdi güncel bir konu ne yazık ki bir tane polis memurumuz şehit oldu. Evet ya Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla çok üzüntülü bir şey. Zencecik bir kız, eşi evet. De polis. Evet. Benim baba mesleğim de belki bahsetmişim de sana polis. Biliyorum hocam. Hassasiyetim var. Çok üzücü bir konu. Ama şunu söyleyeyim, eğer o çocuk 26 suç kaydıyla yakalandığı zaman polis yakalıyor, bir şekilde sistem onu bırakıyor. O çocuk eğer bırakılmasaydı, eğer bu suçları işlediğinde caydırıcı bir ceza verilseydi, içeride olsaydı bu olmaz. Doğru. Bizde de böyle. Caydırıcı bir ceza olması lazım kulübünüze karşı işlenen bir suistimal varsa, hata varsa, dolayısıyla bir daha da olmaz bu aydın. İşte sonuna kadar katılıyorum hocam. Yani. Sonuna kadar katılıyorum. Söylediğiniz cümlelere sonuna kadar katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz çünkü. Evet. Yani şunu size sormak istiyorum. Özellikle bu tabii demin o polis kız hakikaten iki gündür ben de iyi değilim yani o anlamda. Hakikaten çok üzüldüm. Onu da söyleyeyim. Görüntüleri de gördüm. Eşini de dün cenaze töreninde gördüm. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Polis camiasına da bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu tip şeyler bir daha yaşanmaz. Hocam takımı başarılı buluyor musunuz? Bu takımın performansını beğeniyor musunuz? Son sorumu olsun. Neden öyle söylüyorum? Çünkü kulübü anlamında biraz sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Şimdi ben takımın iyi yönetilmediğini hoca açısından demiyorum, idari olarak ve takımın iyi kurulmadığı kanısındayım. Dolayısıyla bunu mümkün olduğu kadar teknik verilere, teknik yaşadığımız deneyimlere istinaden söylüyorum. Ve nitekim bizim seninle yaptığımız sohbetlerde maçlardan önce konuştuğumuz her şey maçlarda cereyan ediyor. Evet hocam, birebir çıkıyor. Birebir çıkıyor. Biz maçlardan önce söyledik. Zaten antrenörlerin de asıl işi budur. Şimdi mesela sizin derbiden sonra İşte Jose Mourinho kötü hoca, Okan müthiş hoca falan. Tamam da Okan müthiş hoca bir önce Young Boys'a da çok kötü kadroyla çıktı. O zaman onu Jose Mourinho çıkartmadı ki. Dolayısıyla her maçtan sonra yorum yapabilirsiniz kötüleri ve iyileri. Önemli olan maçlardan önce gidişatın nasıl olabileceğini, riskleri ve artıları iyi değerlendirebilmektir. Dolayısıyla biz genellikle hep maçlardan önce konuştuğumuz şeyler maçlarda birebir çıkıyor. Şimdi neden Beşiktaş transferin bir iki tane göz boyayıcı oyuncu olmasına rağmen bunlar takıma şampiyonluk getirmez. Çünkü şampiyonluk başka bir şeydir. Uzun bir lig maratonudur. İyi takım kurmanız lazım. Kulübenizin dediğin gibi güçlü olması lazım. Beşiktaş takımı iyi kuramadı. Kulübesi de iyi değil baktığın zaman. Kulübe evet. Oyuna sonradan girdiği zaman maçı alabilecek bir oyuncu olup olmadığını istedim. Geçen hafta da konuştuk. Bir tek Semih var dedim hatırlarsan. Evet. Ve Semih nitekim bu hafta girdi ki aslında bana kalırsa ilk 11'de oynaması lazımdı. Onu niye tutmuyor hocam? Ya işte o niye tutmuyor? İşte alınan yeni transferlerin enflasyonu Semih'i kulübede bırakıyor. Bu kadar net. Yani bu kadar net. Bunun ötesine hiçbir şey söylemiyorum. Yani burada hocayı da yönetimi de bilinçsiz yapılan transferler bilinçsiz bir enflasyona. Mesela orta bölgede enflasyon var Beşiktaş. Oyunun orta merkezinde fazla futbolcu var. Arz taleptir meselesidir bu. Senin İhtiyacının dışında futbolcu olduğu zaman orada aldığın ve stokladığın oyuncuları oynatmak zorunda kalıyorsun. Doğru. O zaman sen neyi kulübeye çekiyorsun? Çekmek zorunda kalıyorsun. Doğru. Bu matematik değişmez yani. Dolayısıyla kötü takım kurdular. Futboldan anlamayan bir insan grubu gibi adeta ki orada aslında
Samet'le Feyyaz var. Ama senin daha önce dediğin gibi Samet çok şikayetçiymiş. Samet Hoca çok şikayetçi. Kulağıma geliyor hocam, benim de geliyor. Çok sağlam bir yönde. Konuşacaklar, çıkacaklar, yapma diyecekler, etme diyecekler. Mesela zaten Samet Hoca biraz geri planda kaldı. Öyle hissediyorum. Feyyaz Hoca daha çok ön planda çıktı. Feyyaz'ın ben son yönetim kurulundaki görüntüleri de çok hoşuma gitmedi. Yani Feyyaz her şeye sessiz, sıkıntılı bir görüntüsü var. Hmm. Ama sorumluluk almaları lazım. Bu takımdaki başarısızlık, bak ben sana bir şey söyleyeyim Aygün. Önce Feyyaz ve Samet'e yazar. Doğru. Hasan Arat'tan önce. Tabii o kısma yazar. Çünkü tabii, o yapıyı onlar kurdu. Siz ne yaptınız? Hocayı, hocayı transferler onlar getirdi. Doğru bildikleriniz için oturacaksınız. Gerekirse yönetim kurulu başkanıyla ve yönetimle kavga edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben, sen şirketin sahibisin. Bana başarı vermişsin. Bana inanmışsın. Başarı vermişsin Aygün. Ben yanlışları yaparsam, senle senin yaptığın yanlışlara da ses çıkartmazsam olmaz ki bu. Yani senin yaptığın yanlışlara ben daha deneyimliysem, uzmansam ses çıkartacağım. Sevgili Aygün Başkan diyeceğim, olmuyor bu. Olmaz. Böyle yapmayacaksın diyeceğim. Yani ben senden daha bilgiliysem bilgimi, liyakatımı, inisiyatif almak zorundayım. Dolayısıyla önce Feyyaz ve Samet bu Beşiktaş'ın her türlü sonucundan, kötü gidişatından, ki bu yıl Beşiktaş taraftarı şampiyonluk bekliyor. Avrupa kupalarında başarı bekliyor. Finallere doğru gitmesini bekliyor. Tabii. Doğru. Şimdi buralarda bu kadar para harcayıp bu kadar yüksek transfer bütçeleri ve buralara çıktığınız zaman, mesela Rebic'e şimdi 2,5 milyon maaş ödeniyordu. Şu anda 6 milyon maaş bantlarına çıktınız. Rebic'e bonservis parası vermeden aldık. Siz bonservis 50 bin dolar para görmemiş olan, bonservis değeri görmemiş olan Al-Musrati'ye 12 milyon euro verdiniz. Doğru. Şimdi Polonya Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesiyle 10 milyon euroyu oyuncu aldınız, tribünde oturtuyorsunuz. Polonya Cumhurbaşkanı'na da telefon edip bu ürünü biz sana geri veriyoruz da diyemezsiniz. Hani Cumhurbaşkanı'nın etkileri. Krize yol açar. Şimdi böyle olunca sıkıntı oluyor buralarda. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın çok iyi bir enerjisi var taraftarıyla. Hı hı. Hoca da aslında çok iyi enerjisi var hocanın. Takımdaki futbolcuların hepsi iyi niyetli ama takımda bir lideri yok. Takımın lideri yok. Hı hı. Beğenilmeyen Abubakar var ya. Evet. Takımdan öteye ne olursa olsun hepsine abilik yapıyordu. Başlarındaydı. Adam sözleşmesi bittikten sonra bile tüm deplasmanlara gitti Ahmet Nur Çebi zamanında. Tüm deplasmanlara gitti. Tüm futbolcularla beraberdi. Hani sakattı, sakat değildi konuları da oldu ya. takımın içindeydi ve herkesi motive ediyordu. Yani onun bir liderlik özelliği var zaten. Takım kaptanı adam, Afrika Kupası'nda işte gol kralı olmuş. Kendi milli takımında takım kaptanı olan oranın kahramanı Kamerun'un. Dolayısıyla Afrika'nın sembol isimlerinden bir tanesi olmuş artık. Hı hı. Bunların bu tip bir liderlik özelliği olan oyuncu yok şu anda Beşiktaş'ta. Doğru. Bunlar bir eksiklik yaratacak Aycan. Peki. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.